Renkli Hayatlar'dan bu hafta da merhaba. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu çok önemli bir isim. Bora Öztoprak. Gözlerine vurgun, sözlerine dargın, yollarına sürgün ya. Deli gibi vurgun, yeryüzüme bir gül, ellerine hasret ya. Ay, hadi sar beni ya. Bora Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diye başlayalım. Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Sezonu açtık. Oradan Aynen. oraya koşturuyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Yoğunca biraz. Sizi Bursa'da yakaladık bu evet. hafta. Evet. Bursa'da da sıklıkla mı diyeyim, ara ara mı diyeyim konserleriniz geçen oluyor. Geçen sezonun sonunda ilk kez geldim uzun yıllar sonra. Evet. Sevgili Emre Kınay ile beraber ortak bir projemiz vardı. Onunla birlikte geldik. Bu sezonun da açılışında gelmiş oldum. Bir 90'lar projesi yaptık. Uzun zamandır söylemediğim 90'ların en keyifli şarkılarını söyledik Bursalılarla beraber ve devam edecek sezonda birkaç kez daha hem gene sevgili Emre Kınay ile beraber geleceğiz hem solo programlarım olacak. Seviyoruz Bursa'yı. Harika. Şimdi Emre Kınay'la projeden bahsettiniz. Ben ona ayrıca detaylı geleceğim ben izninizle. Ben de detay vermedim evet. şimdi belki detaylı konuşuruz sonra. Doksanlar demişken 90'lardan başlayalım mı? Başlayalım. Tabii sizi tanıdığımız yıllar 90'lar evet, ve 95. Öyle bir girdiniz ki hayatımıza damardan. Ya evet 90'lar ilginçti. Bu 90'lar projesini biz bu yıl bu sezon yapmaya karar verdik. Aslında bir Bursa'da bunun demosu gibi bir şey oldu. Onu da Emre ile birlikte yapmaya karar verdik. Yeni bir proje bu. 80'leri de içine katıp 90'lar ve 80'ler gibi böyle bir arada bir şey yapacağız. Daha fazla tüyo vermeyeyim projenin içeriğiyle ilgili ama keyifli, sürprizli bir şey olacak. Seni seviyorum bu gece ah gir kollarıma. 90'lar repertuarını çalışırken bitmiyor. Yani o kadar zengin ki. Mesela orkestrayla çalışıyoruz. Çocuklar diyor ki abi bunu niye koymadın? Şunu niye koymadın? Sonu yok. Yani bunu koymadın, evet. şunu koymadın. 6 saat program çıkar. Belki 10 saat çıkacak. O yüzden gerçekten çok zengindi 90'lar. Çok Kesinlikle. Özgürdü. Çok rahattı. Klipler, şarkı sözleri, işte ne bileyim ritimler çok özgürdü. Birçok gerekçeyle çok özgürdü. Bir defa müzik sektörü içinde bu dönemde, şimdiki dönemde artık o kadar dar bir koridora sıkıştırıldı ki hem yaratan kişiler hem tasarımcı arkadaşlar, işte aranjörler veya besteciler, söz yazarları hepsi bir küçücük bir koridorun içine sıkıştı. İşte 120 BPM deriz biz ona ritim. Hepsi 120 BPM, hepsi aynı armoniler, hepsi aynı konular, aynı sözler. Hatta artık hani konunun dışında sözlerin kendi de aynı yani sözün ifadesi de aynı. O da yetmedi. Gene 90'lardan sepetin içinden seçip coverlamaya başlandı. Evet. Sadece müzik sektörü değil, dizi sektörü, sinema sektörü, reklam sektörü hepsi o dönemde yapılmış şeyleri alıp kullanmaya başladılar. Yapılmış hikayeler, yapılmış reklam fikirleri. Dolayısıyla bu kısırlık birazcık bütün sektörlerde var, keyifsiz. 90'ların özgürlüğü maalesef şu anda yok. Bütün hayatımıza yayıldı aslında Her sadece. Ya güler yüzlü değil. Hiçbir şeyimiz yok bu dönem maalesef Türkiye'de. Şimdi o hani 120 BPM'e sıkıştırıldı dediniz ya, sanırım dinleyici de buna alıştırıldı. Doğru mu? Yani bilmiyorum. Dinleyicinin seçici olmayışına da biraz kızıyorum ben açık söylemek gerekirse. Yani herkes de bu sorumluluk. Çünkü yapımcı zaten şöyle bir motivasyonla yapıyor bunu. Diyor ki ya artık müzik sektöründen para kazanılamıyor. İnsanlar çabuk tüketmek istiyorlar. Bir an önce şarkıyı algılayıp, bir an önce sevip onunla ilgili yaşanacak hikayeleri yaşayıp tüketmek istiyorlar. Dolayısıyla şarkının melodisini, fikrini anlamak gibi bir zamanı yok insanların. Yapımcıların tezi bu. O yüzden de kolay kavranan, kolay kapılan veya eskilerden alınıp tanıdık olan melodileri daha fazla piyasaya sürüyorlar. Sadece sosyal üzerinden, video paylaşım kanalları, internet üzerinden sonsuz bir seçicilik var. O da daha henüz para harcayan kuşak değil.
henüz daha genç kuşak, babasından harçlık alan kuşak, kendi ekonomisini yürüten kuşak değil. Dolayısıyla yapımcının yaptığı yatırım müzik sektörüne geri dönmüyor. İşte bu video paylaşım sitelerinden veya diğer internet üzerinde tüketimlerden telif olarak alabiliyorsunuz. O yüzden de kısırlaştı iş maalesef. Yani yapımcı yatırdığı parayı almak ister sonuçta. İş adamı tabii. O, müzik dünyasının insanı değil. Bizler üreten kişiler olarak da o kısır döngünün içinde dolaşıp duruyoruz maalesef. Şimdi bu durumda böyle bu şartlar altında bu süreçte bir klasik çıkması o zaman mucize. Mucize tabii. Tabii. Yani mesela bir şarkı patlıyor. Örnek vereyim, Bağdat diyelim. Çünkü samimiyetiyle patlıyor. Yani bir samimiyet var şarkının içinde. Ama o kadar çabuk tükeniyor ki. Evet. Yani bir anda bir bakıyorsunuz, geçen sene herkes işte sahne, çok sahne yaptığım için oradan da takip edebiliyorum. 10 istek peçetesinin 9'u Bağdat diye geliyordu. yazın yaptığım programlarda öyle değildi mesela. Bitti. Bitti, yok oldu. O bir anda yok oldu. Ben Leyla'yım, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Halbuki yani hem bu kadar çabuk tüketmesek, hem daha samimi şarkılar, daha özgür şarkılar üretsek belki daha kalıcı olacak her şey. Şimdi tabii 90'lar böyle değildi. Çok şarkı üretiliyordu bir defa 90'larda. Çok yapılıyordu yani. Peki 90'lardaki dinleyici de yine hani seçici değil miydi bu noktada? Çok seçiciydi. Fazlasıyla seçiciydi. O yüzden hala 90'ların şarkılarını bir klasik olarak dinliyoruz. Çünkü 90'ların müzik dinleyen kuşağı ve müzik yapan kuşağı 80'lerin arabesk kuşağıyla birlikte de büyüdü ama devlet televizyonunda çok fazla çeşit çalınıyordu. Yani evet. Hem işte Türk halk müziği, Türk sanat müziği, daha çok yabancı müzikler çalınıyordu. Bir sürü kaynağa ulaşma imkanı vardı o zaman. Nasıl oluyordu bilmiyorum. İnternet elimizin altında ama biz bütün yurt dışına çıkan albümleri bilir ve takip ederdik. O kuşak büyüdü ve 90'larda para harcar, müzik tüketir hale geldi. Ve o kuşak büyüdü, oradan beslenen kuşak büyüdü, müzik yapar hale geldi. Dolayısıyla çok zengin bir müzik yapılmaya başlandı, çok zengin bir dinleyici kitlesi vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi yine bununla bağlantılı... Şimdi her şey yasak, her şey yasak, her şey buzlu, her evet. şey blurlu. Her şeyin yasak olduğu yerde sanat gelişmez maalesef. Sansür meselesine evet ayrıca gelmek istiyordum. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü hani tam üzerinden geçtiniz. Hani para harcanmıyor dediniz ya, dinleyici açısından evet. söylüyorum bunu. Tabii 90'ların bir müzik dinleyicisi olarak ben zamanında çok sevdiğimiz sanatçıların kasetlerini ardından CD'lerini para evet. verip satın tabii. alarak dinledik. Tabii. Hani daha sonra evet radyolar çok fazla çalmaya başladı ama yine de biz o CD'yi satın alıyorduk. Evet, evet. Şimdi neden bu ortadan yok oldu? Pek çok nedeni var. Bir defa internet korsanı, internette paylaşım kolaylığı, bunlar ayrı mevzu. Şimdi Batı da biraz bizden farklı. Bu konuda çok şey biliyorum. Hani çok sıkıcı konuşmalara girmek de istemiyorum ama. Şimdi Türkiye'de şöyle bir örnek vereyim. 100 tane lisanslı, legal şarkı dinleyebileceğiniz veya klip seyredebileceğiniz site olsun. Bir tane de korsan olsun. Biz korsanı arayıp buluyoruz. Ama git batıya, hemen batıya, Türkiye'nin hemen batısına 100 tane korsan olsun. Bir tane lisanslı olsun. Onlar lisanslıyı buluyorlar. Tercih ediyorlar. Şimdi bu biraz sanat tüketimiyle alakalı. Bu popüler sanat da olabilir, yüksek sanat da olabilir. Nasıl isterseniz. Sanatın her dalıyla alakalı. Toplumda böyle bir ihtiyaç yok maalesef. Bu da tamamen devlet politikasıyla alakalı bir şey. Yani son dönem politikasından söz etmiyorum. Türkiye'nin kültür politikaları maalesef hep zayıf kaldı. Hep yavan kaldı. Geleceğe dönük bir kültür politikası konamadı ortaya. Öyle olunca da insanların kültürü tüketmek adına çok büyük bir talepleri ve arzuları yok. Zaten hani geçim kaygısı içinde bir toplum. Yıllar yılı böyle, nesilden evet. nesile böyle. Ben onu söylüyorum kendi oğluma. Benim dedem de soyadı Öztoprak. Ne olacak bu memleketin hali başlığı açıldığında aynı cümleleri kuruyordu. Babam da, ben de, şimdi oğlum da. Dört nesildir aynı cümleleri kuruyoruz. Dolayısıyla dört nesildir o ekonomik sıkıntının içinden geçen bir halkız biz.
O yüzden de sanata sıra gelmiyor doğrusu. Yani anlatabiliyor muyum? Bu işte bu devlet politikası dediğim şey bu. Fransa'da bir ekonomik kriz oluyor veya bir politik kriz yaşanıyor. Millet işte kitapçıların, CD'cilerin, sinemaların, tiyatroların önünde kuyruk oluyor. Yani paraları yokken tiyatroya gidiyorlar ama bizde öyle değil. Tam tersi değil mi? Bizde çok zor. Bir de İstanbul'u düşün mesela. Bursa'da hiç geri kalır durumda değil trafik bakımından. İstanbul'da şimdi çıktın. Diyelim ki tiyatro Beyoğlu'nda. Beyoğlu'na gideceksin. Çıktın Kadıköy'den. Vapura binsen dert. Arabayla gitsen dert. 2 saat orada benzin yakacaksın. İşte tiyatroya para vereceksin. 3 kişi gittin yemek yiyeceksin. Çok pahalı yani. Hayat pahalı. Ve dertli. Hayat yani, pahalı evet. Ve dertli. Dolayısıyla açar televizyonumu izlerim diyor insanlar. Yani insanları suçlamak için söylemiyorum. O yüzden atıyorum kültür politikalarına topu. Tabii her durumda her ne kadar insanların geçim derdi de olsa bir şekilde ruhumuzu da doyurmak, tatmin etmek evet, zorundayız evet, aslında. Evet. Ama galiba bu noktada biz... Onu da doyuramıyoruz. Şimdi ne bileyim bir tiyatroya gitsen için aydınlanacak. Tanıdığın, sevdiğin oyuncuları göreceksin. Belki iyi bir hikaye dinleyeceksin. Kendinden parçalar bulacaksın falan. Ama şimdi dediğim sebeplerle adam diyor ki açarım televizyonumu evde oturur seyrederim bari diyor. Hani soğukta üşümeden, etmeden, otobüs, minibüs derdine düşmeden... Açarım televizyonu. Hanım da güzel bir yemek yaptı diyelim. Oturduk. Abi seyredecek bir şey yok ki. Yani açtığın zaman ızdırap, ihanet, felaket. O onu bıçaklar. Öbürü hapse girer. Her dizi 4 bölüm hastanede, 5 bölüm hapishanede geçer. Zaten toplasan 13 bölüm. Yani adam artık iyice içimize kapalı, şiddet içerikli bir toplum haline dönüşüyorsun tabii o zaman. Ne yapacaksın o zaman şarkı söyleyen adamı? Yani zaten sinirlisin yani şarkıya bile tahammülün kalmıyor. Bana aşkını söyleyip durma. Ben sonunu bilirim ezbere. Benden gelecek isteyip durma. Acısını yaşadım geçmişte. Peki 90'lar dedik konu buralara geldi. Biz 90'lara dönelim. Çok farklı iki ülke çünkü 90'larda benim doğup büyüdüğüm ülkeyle bugün arasında çok büyük fark var yani. Aşırı büyük fark var. Şimdi benim jenerasyonum sanırım daha çok 90'ları müthiş özlüyor. Evet. O dönemin şarkılarını da özlüyor. Çok kötü prodüksiyonlu olmasına rağmen sinemalarını, dizilerini de özlüyor. Evet. galiba oradaki duyguyu arıyoruz. Bir Perihan ablayı özlemiyor muyuz? Yani kimse kesinlikle bunu söyleyemez. Perihan ablayı ya da işte şey neydi söyle adını bizimkiler Sabri aha, Bey'i falan özlüyoruz yani özlüyorum ben. O dönemdeki duyguyu mu arıyoruz sizce? Evet o samimiyeti arıyoruz. Samimi değil hiçbir şey. Gene başka yerlere gireceğim. Yani bu kentsel dönüşümde yapılan binalarımız bile samimi değil. Balkonsuz bir takım kutucuklar yapıyoruz. Ve her gün her televizyonda reklamını yapıyoruz. Ben hatırlamıyorum. Caddebostan'da bir apartman yapıldığı zaman oranın televizyon reklamına çıktığını yani. Hani ne bileyim yurt dışı gördüğünüz zaman biraz yurt dışına gidip geldiğiniz zaman bu gelişmeye şaşırıyorsunuz. Yani New York'taki doğalgaz borularının üstünde 1800 bilmem kaç yazıyor. Adam bilmiyor mu doğalgaz borularını baştan yapmayı? Yani doğalgaz borusu abartılı bir örnek ama her şeyleri eski ama korunmuş. Her şeylerine sahip çıkmışlar çünkü şehirlerinin hafızasını taşıyorlar. İşte bir kültür, bu da bir kültür politikası. Yani bir sonraki döneme kalacak olan bir Bağdat Caddesi yok artık İstanbul'da. 40 yıllık Bağdat Caddesi hiçbir şeye benzemeyen bir yere dönüştü mesela. Bu her şeye yansıyor. Dizine, şarkına, sinema filmine, siyasetine, her şeyine yansıyor. Yani bu samimiyetsizlik, bu alayım parayı da gideyim bir an önce evet, durumu... Evet. O kadar korkunç her şeye sirayet etmiş ki bu kadar para içerikli, bu kadar madde içerikli yaşayamayız, varlığımızı sürdüremeyiz maalesef. İnsanların maneviyata çok ihtiyaçları var her anlamda. 90'lardaki duygudan bahsettikçe... Oraya getirdikçe ben bugün... yok ben yine bugüne bağlayacağım meseleyi. 90'lardaki o samimiyet, o duygu yoğunluğu sizi bugünle ilgili işler yaparken... Konser repertuarı hazırlarken, albüm yaparken, şarkı bestelerken zorluyor mu? Çünkü o günün şartlarıyla bugünün bahsettiğiniz şartları birbirinden açıkçası çok farklı. Açıkçası zorlamıyor. Yani beste yaparken zorlamıyor. Ya da şarkıyı nasıl söyleyeyim düzenlerken, bugünün şartlarına uydururken zorlamıyor. Çünkü ben kendi tarzımı korumakla yükümlüyüm dinleyicime karşı.
Bugünün o gün içinde öyleydi. Piyasa şartlarına uygun bir şey yaptığım zaman Bora Öztoprak dinleyicisi hemen işaret parmağını kaldırıyor. Ne yapıyorsun diyor. Yani bir zevkimiz vardı, onu da paralama. Öyle yapıyor ama çıkartırken, yani diyorum ki ben bir şey yaptım, böyle de bir prodüksiyon yaptım. Ki prodüksiyonlarımı da artık kendim yapıyorum ben. Çıkartayım mı acaba bunu diyorum. Ne olacak ki çıkartınca? Yani iki tane müzik televizyonu var. Hepsinin sahibi belli. Yayınlamıyorlar zaten. Evet. Türkiye'de yaygın her yerde, yani Türkiye'nin her ilinde yaygın iki tane pop müziği biraz yönlendirebilen iki tane radyo istasyonu var. Onlara da gönderiyorsun. Onlar da yayınlamıyorlar. Dolayısıyla duyurma ayağında ciddi bir problem yaşıyorsun. Evet. Kendi reklam gücünle yapmaya çalışıyorsun, bir yere kadar ulaşmaya çalışıyorsun ama o da sınırlı oluyor. Evet. Dolayısıyla sokakta dönüyorsun, ya Bora Bey sizi görmüyoruz epeydir diyorlar. Oysa ki halbuki ben, yeni albüm çıkmış. Yani şöyle söyleyeyim sana, bak bir küçük özet yapayım. 2002, yani 1990'lardaki o büyük rüzgar, işte başıma bela mısın kader falandan evet. sonra bir 4-5 senelik aram var. 2002 Gidiyorum şarkısı neredeyse klasik oldu gene Türkiye'de. O albümdeydi o. Gideceksen Git, Çok isterler hala. Onun yeni prodüksiyonunu tekrar yaptım, yeni düzenlemesini. 2007'de Ölmek Var Dönmek Yok, işte Tam Karşındayım gibi şarkıların olduğu iyi bir albüm daha çıktı. Onlar da yerini bir şekilde buldular. Zarla zorla, benim zorumla. 2013'te benim 95 albümüne çok benzeyen bir havası olan Büyüdü isimli bir albüm çıkarttım. O albümden Çetrefilli Yollar, Eylül ve Büyüdü adlı 3 tane klip çektim. Üçü de kanallara gitti. Yani 3 klipli albümler yapıyorum, bak sana söylüyorum ne evet. kadar yayınlanmadığını. Hemen bir sene sonra Babalar Günü için bir single yaptım. Hemen bir sene sonra Yemin Et diye bir single yaptım. Hemen arkasından Gideceksen Git diye bir single yaptım. Şimdi bundan hiçbiri yayınlanmayınca ben de o zaman bana sorarım 90'lardan beri ne yapıyorsun diye. Değil mi? Evet. Çünkü insanlar haliyle radyo dinliyor, televizyon evet. izliyorlar ve sizin yaptığınız işler yayınlanmadığı evet. noktada haberdar insanların olmuyor. Bunu soruyor olması da çok abesle iştigal değil. Ya yani, o yüzden de işte hani o günün farkıyla bugünün farkı o. Ben beste yaparken o endişeyi duymuyorum ama çıkartırken çıkaracağız da ne olacak yani oluyorum. Peki yani Bora Öztoprak'ın sanatçı kimliğini tartışmak kimsenin haddine değil. Estağfurullah. Onu da tartışıyorlar radyolarda bazı arkadaşlar. Ben tartışmıyorum. Neden yayınlanmıyor? İşte mesela tartışıyorlar dediğim bir arkadaşım bir tanesi, biz senin şarkını beğenmedik gibi bir şeyle geldi bana. Yani 25 yaşında mı 30 yaşında mı bilmiyorum. Yani gerçekten böyle yani. Şeyler olabilir. Beğenmeyebilirsin. Kişisel olarak beğenmeyebilirsin. Ama benim kendi dinleyicimle aramda çok önemli bir yer kaplıyorsun. Bir duvar kaplıyorsun. Benim dinleyicimle arama giremezsin. Sen dinleyicime sun onu. O beğenmezse benim başımla beraber. Yani benim dinleyicim beğenmezse başımla beraber. Ama bir radyonun genel yayın yönetmeninin bunu söyleme hakkı yok. Hiçbir sanatçıya yok. Sadece Bora Öztoprak'a değil. Yeni çıkmış bir sanatçıya da yok. Çünkü bir yayın politikam vardır. İşte teknik olarak bir takım şeyler beklersin yayınlayacağın şarkılardan. Bunu da anlarım. Bunu da tartışmıyoruz elbet. Teknik olarak yaptığım şarkıların nerede durduğunu tartışmam da zaten. Şimdi buna uygun şarkıyı kalkıp da biz yayınlamıyoruz dediğin zaman orada bir kötü niyet arıyorum ben. Başka bir şey aramak lazım değil mi? Bunu evet, soracaktım tabii, ben de. Orada bir kötü niyet. Bir şey var yani, son 4-5 senedir çözemediğim bir durum var yani ortada. Sanırım artık bu da hani en başta bahsettiniz ya, her şey para kazanma üzerine elbette. Kurulu. Sanırım bu sektörde artık aynen bu. Öyle. Yani şarkıyı ne kadar iyi yaptığınız önemli değil. Evet. Yayınlatmak için ne tabii. kadar para ödediğiniz önemli. Hem o hem de radyocu çok arkadaşım var. Yani bugün Bora Öztoprak ismini eğer tanıyorsa Türkiye tamamen radyolar sayesindedir. Yani burada bunu teslim etmem lazım. Ve son 10 senedir neredesin abi diye soruyorsa Türkiye, bu da radyolar sayesindedir. Şimdi diyor ki adam, eski radyocu arkadaşlarım, ya diyor işte radyolar diyor reyting sistemine girdiğinden beri diyor maalesef işte genel yayın yönetmenleri tepemizde sopa gibi diyor. İşte gerekirse 24 saat bilmem kimi yayınla, ben o bilmem ne kampanyasını kaçırmayayım bu radyodan, reklam kampanyasını. İşte bu çok çok tehlikeli işte. Evet. Yani dediğim gibi her şey paraya endeksli olarak yaşıyor Türkiye'de şu anda. Hiçbir manevi tarafımız kalmadı. O yüzden de gülmüyoruz. Ve dolayısıyla sizin de
başta bahsettiğiniz gibi yapımcılar bu risklere çok fazla girmiyorlar. Hepsi zincirleme. Dolayısıyla sanatçı bu defa yapımcı olma derdine düşüyor. Ve buna gücü yetiyorsa hani yetiyorsa yapıyor, yetmiyorsa yapmıyor. Yetmiyorsa... İşte gidiyor bütün sene çalışıyor, para ayırıyor. Normalde hani bu sahne programları bizlerin birazcık hani ev hayatını döndürmek için yaptığı işlerdir. Hayatını döndürürsün. Onu ne yapıyorsun? Ev hayatından arta kalan kısmı ayırıyorsun. Bir yapıma yatırıyorsun veya bazen oradan da taviz verip yapıma yatırıyorsun. Bir şekilde tekrar sesini duyurmaya çalışıyorsun. Ve bu şartlar altında biz Bora Öztoprak'tan yeni şarkılar bekliyoruz. Ben yapıyorum açık söyleyeyim yani şarkılarımı yapıyorum. Yani kendi YouTube kanalımda yayınladıklarım var. Televizyonda yayınlamayıp. Bir sonraki projem bu seneye yetişir mi bilmiyorum. Çok yoğun bir tempo ile başladım bu sezona. Bir yandan tiyatro oyunlarım da var müzik yaptığım. O yüzden hani söz verip mahcup olmak istemem. Öyle bir projem var. Bütün orkestramla birlikte hücum kayıt deriz ona. Aynı anda kayda girmek. Yani canlı söylüyormuş gibi. Bir hücum kayıt albüm yapıp yarısı cover şarkılardan, yarısı Bora Öztoprak şarkılarından oluşan bir hücum kayıt albüm yapıp bir klipler silsilesi gibi bir projem var. Bunu da sadece radyolara vermemek için yapıyorum. Madem öyle diyorsunuz. Evet, bakalım isteyecekler mi? Peki Bora Bey, bu şimdi genel durum çok iç açıcı değil. Çok canınızın sıkıldığı olup da böyle ya bırakıyorum her şeyi noktasına geldiğiniz oluyor mu? Tabii bunu yapmayın da. Her şeyi bırakıyorumdan kastını tam anlamadım ama. Üretmiyorum diyeyim. Yok ya, onunla öyle yaşanılmaz. Yani ben yaşayamam. Daha doğrusu öyle nasıl yaşanır hiç bilmedim. Ben 16 yaşından beri bu işin içindeyim. Profesyonel olarak şarkı söylüyorum ama elime ilk müzik aleti geldiği dakikadan beri şarkı yazıyorum. Amatör, profesyonel. Yani hep 11 yaşındaydım galiba o zaman. Hep kendi melodilerimi ürettim. O zaman da ürettim. Dolayısıyla harika. Çok bilmediğim bir şey. Ben müzik yapmazsam ne yaparım diye. O noktaya galiba gelmedim yani. Şimdi 11 dediniz ama ben okuduğum, araştırdığım kadarıyla daha öncesi var. 5-6 yaşında şarkı söyletirlerdi bana. Yani sesim şeydi, düzgündü, böyle sağa sola kaçmayan bir çocuktu. Onun için şarkı söyletirlerdi. Hadi yavrum bak misafirlere falan modunda. ama işte o yeteneği keşfetmiş olacak ki rahmetli babam hemen işte bir şeyler almıştı. Ben daha ortaokula geçmemiştim bile. Yani ilkokulun son sınıfındaydım galiba. Küçük hesap makinesi ve org olan bir şeyler vardı. Şimdi marka veremiyoruz ya onlardan. Onunla böyle bit bit uğraşırdım. Sonra baktı ki olmuyor. Bayağı bildiğin bir klavye almıştı. Öyle başlamıştım müzikle iç içe olmaya. Bu noktada galiba çok gerçi geriye götürdüm sizi ama ailenin yönlendirmesi çok önemli değil önemli, mi? Önemli, çok önemli. Yani insan önce kendini ailesine beğendirmek istiyor ya. Yani ne olursa olsun bir ne bileyim spor dalıyla da uğraşıyor olsanız işte bak nasıl futbol oynuyorum baba bak ya da ne bileyim denize girerken hani çocuklar bağırır ya anne bak ne yapacağım anne bak ne yapacağım anne de orada konuşur çocuk kendini paralar orada anne bak ne yapacağımın sebebi anne onu beğensindir yani derdi. Çünkü ilk kendini onlara beğendirmek ister. O zaman teşvik olur. O zaman daha iyi yüzer. O zaman daha iyi müzik yapar. Daha iyi basket oynar belki. Yani kime beğendirmek istiyorsa kendini. Onun için aile, anne baba olmak önemli bir iş. Şimdi, bayağı bir mesai yani. Değil mi? Bestecilik yönünüz ya da söz yazarlığım diyeyim hangisi daha doğru? Bestecilik, şarkı yapmak bestecilik kısmı daha kuvvetlidir. Aslında söz yazarlığım da kuvvetli de üşendiğim bir şey oluyor. Biraz üşeniyorum. Besteci yönünüzde galiba albüm çıkmadan önce besteler veriyordunuz sanatçılara, doğru mu hatırlıyorum? Yok, albümden önce hiç yok. Sonra albümden mı? Sonra var. Pardon. İşte Yeşim Salkım var, Hazal var, Yonca Evcimik var, Nüket Duru var. Vardı o zaman. Hangi şarkılar onlar burada? Yeşim Salkım'ın Deli Mavi albümünde 3 şarkım vardı. Dün Gece diye bir şarkım vardı. Bak hatırlamıyorum, Seda Akay'la yaptığımız 2 şarkı vardı. Nüket Duru albümünde, Gümüş albümü vardı Nüket Duru'nun. Orada Melekler diye bir şarkı vardı. Var, epey var yani. Yonca'nın bir şarkısı vardı, Utanır Ömrüm diye, Evcimik'in. Öyle vardı şarkılarımız o zaman. Son dönemde var mı sizden şarkı isteyen son dönem, ya da sizin verdiğiniz? Yok, yani ben öyle bir girişimde bulunmadım. Vermedim kimseye şarkı. Yani çok şarkı var ama ne bileyim öyle... Kıyamıyor musunuz? Yok, denk gelmedi yani galiba.
Çünkü daha çok yapımcılarla muhatap oluyorum ben. Hani böyle şarkılarım var, kim istiyorsa alsın şeklinde bir şeyim var. Durumum var, isteyen alabilir durumundayım şu an. Siz onları böyle saklayıp bir değerli hale getirseniz belki durum değişecek. Yapıyorum, çalışıyorum üstlerinde. Evet. Peki. Bora Bey, çok keyifli başladık, hızlı da gidiyor ama izninizle kısa bir ara verelim. Tabii, seve seve. İkinci yarıda farklı konulara girelim. Hadi biraz. Girelim bakalım. Peki. Efendim, Renkli Hayatlar kısa bir aradan sonra devam edecek. Hayatlar Bora Öztoprak'la devam ediyor. Evet Bora Bey, gayet keyifli başladık. Biraz da dertli başladık biraz ama. Biraz dertleştik, evet, güzel oldu. İkinci bölümde biraz daha farklı sorular sorayım izninizle. Biraz özel hayatınıza gireyim. Buyurun. Özel değil artık, ortaya. Değil mi? Çok güzel giden bir evliliğiniz var. Evet. Örnek desek. Evet, öyle derler ama hani öyle bir iddiamız yok. Biz kendi çapında kapısını kapattığı zaman Bora ile Çiçek olmasını becermiş bir çiftiz, öyle diyeyim. Tabii kaç yıl oldu? Bu yıl 20.yi kutlayacağız, 2017 nazar, Mayıs'ında. Nazar değmesin, nazar değmesin. Teşekkür ederim. Yani tabii ünlüler dünyasında hele hem karı hem koca ünlü olunca devam etmesine mucize gözüyle bakılıyor. Neden böyle? Yani ne bileyim, biz acaba farklı disiplinlerde olduğumuz için mi? Yani ben müzisyen, o oyun tiyatro oyuncusu olduğu için mi bilemiyorum. Ya da hani bu bir uyum meselesi. Biz evlenelim diye, işte artık benim evlilik çağım geldi, uygun bir hanım eş bulayım diye yola çıkmadım. Veya tam tersi Çiçek için de geçerli. Biz birbirimizi tanıyarak, severek, bir arada yaşayarak evlendik. Yani bunu ısrarla söylüyorum. Aslında bizim toplumumuza çok uygun, çok kabul edilebilir bir şey değil ama sağlıklı evliliğin de yolu buradan geçiyor. Çünkü her biçimde birbirimizi tanıdık biz. Hani evlilik hayatı ya da bir ev paylaşma işi başka parametreler de giriyor sevgi ve aşkın dışında. Yani bir mutfağı idare etmek, bir elektrik faturasını idare etmek, ekonomiyi idare etmek, bunların hepsi bir tartışma konusuna dönüşüyor. Yani sevgi ve aşk oradan çıkıyor artık, sorumluluklar giriyor. O sorumlulukları da dengelemek lazım. Dolayısıyla biz bunları küçük bir ön hazırlığını yaparak evlendik. Belki bu etkili olmuş olabilir, bir sürü şey etkili olmuş olabilir. Yani onu bilemiyorum, bir şanstır karşılıklı birbirimizi bulmuş olmamız. O yüzden örnek konusunu çok şey yapmıyorum, çok benimsemiyorum. Hani biz şanslıyız o anlamda, öyle söyleyeyim. Birbirimize karşı birbirimizi bulduğumuz için şanslıyız tahminen. Tabii ünlü evliliklerinin en zor tarafı sanırım. Şimdi hani normal bir iş yapmıyorsunuz ikiniz de. Hani sabah çıkıp akşam girilen bir iş değil. Bir de tabii Bora Öztoprak yıllardır bütün karizmasıyla sahnede. Çiçek Hanım'ı kıskandıracak olaylar oluyordur. Oluyordur. Oluyor yani. Onun Çiçek anlatsın bir gün ama. Oluyor ister istemez. Yani ama bu karşılıklı güven meselesi. Ama karşındakine güvenden öte kendine güven meselesi. Yani bir insan kendine güveniyorsa karşındakini elbette kıskanır. Bazı kıskançlık tamamen başarıyı beğenmekten geçer. Yani o kadar hayran olursun ki karşındakinin oradaki duruşuna. O da bir kıskançlık mevzudur. Yani sadece karşı cinsin sana olan ilgisinden bir kıskançlık değildir oradaki. Dolayısıyla hani birbirimizi yıpratan bir kıskançlık yaşamadık. Açık söyleyeyim. Hani ben de öyle küçük tatlı şımarık kıskançlıklarım vardır Çiçek'e karşı. Çok çok beğendiği bir oyuncu seyreder. Ki bu arada Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri 3 senedir. Dolayısıyla çok oyun seyrediyor. Ama hani gelip anlattığı zaman, işte bir aktörü çok beğendiğinde bayıldım, ay lokum gibi birine tam yeter diyorum ben de yani. Hani o şımarıklık, o şımarık kıskançlık oluyor. Ama sonuçta biz biliyoruz ki bunlar işimizin parçası. Asla birbirimize bunu kabus etmiyoruz yani. Ben Çiçek Hanım kıskanıyordur dedim ama siz de kıskandığınızı itiraf yok, ettiniz. Yok yok, o da yapıyor. O da yapıyor. Ufak tefek. Tabii evliliğiniz örnek alınıyor mutlaka. Bu noktada
ünlü dostlarınıza önerileriniz de oluyor mu evlilikle ilgili? Ünlü derken bizim Çiçek'le hayatımızda çok fazla bu camianın insanı yoktur. Yani biz çok uzak fazla yakın diye tanımlıyoruz kendimizi. Onun kendi tiyatro camiasından arkadaşları da öyledir. Hani popüler dünyanın içinde, onların takıldığı yerlerde, onların gittiği işte partilerde, şuralarda, buralarda sürekli boy gösteren bir karı koca değiliz. Kendi arkadaşlarımızın içinde elbette çok ünlü olanlar da var. Bir dönem ünlü olmuş olup sonra daha işin mutfağına çekilmiş olanlar da var. Ve çoğu da hani evli, mutlu, çocuklu insanlar da var etrafımızda. Fakat evli olmayan veya düzgün bir ilişki arayan arkadaşlarımıza söylediğimiz şey, yani denginize bakınız. en önemli galiba en simple böyle söyleyebiliyorum. Ha, harika. Evet, yani sosyal hayat olarak da, sosyal konum olarak da, ne bileyim ben işte kültürel olarak da biraz denk olmakta galiba fayda var. Tamam, bu öneriyi ilettik. Evet. Şimdi tabii Çiçek Hanım çok başarılı bir oyuncu. Evet. Aileden oyuncu. Siz de tabii müzik konusundaki başarınız tartışılmaz. Şimdi Çiçek Hanım'ı şarkı söylerken zaman zaman görüyoruz. Sizi böyle... Oyunculuk yaparken. Tiyatro için müzik sorular. Yapıyorsunuz, bunu biliyorum. Evet, tiyatronun çok içindeyim. Hani tiyatroyla ilişkiniz böyle bir tarafı var. Hani onu da söylemeden geçmeyelim. Evet. Hatta ama oyunumuz yeni çıktı. 22'sinde premier yaptı. Veronalı İki Gentleman diye bir Shakespeare oyununa 11 tane şarkı yaptım. müzikli oyun. İnşallah buralara da gelecekler. Harika. Onu da söylemiş olalım aradan. Tamam. Yani yapıyorum, çok keyif alıyorum tiyatro müziği yapmaya. Ama oyunculuk diye soracaksın. Çiçek Hanım var değil mi oyunda bu arada? Yok, Çiçek oynamıyor. Genç bir kadro oynuyor. Tamam. Evet, onu soracaktım. Yani Bora Öztoprak sadece klip oyunculuğundan mı ibarettir oyunculuk? Onu da yapmıyorum ki. Benim yönetmenlere ilk şartım odur. Aman abi, bana oyunculuk yaptırma. Ben geleyim şarkımı söyleyeyim, iki tane oyuncu bul bir zahmet. Onlar oynasın. Ya aslında belki istesem yaparım ama şimdi Çiçek hem iyi bir oyuncu hem de akademik bir yapısı var. Yani hoca zaten. Oyunculuk hocası olduğu için ben de onunla beraber Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yıllardır birlikte ders veriyoruz. Ben de onun öğrencilerine vokal koçluğu dersi veriyorum. İşte müzikal konuyor yıl sonunda. Onların müziklerini falan yapıyorum ama oyunculuk farklı bir disiplin. Yani o kadar çok parametresi var ki içinde. Yani duygu kullanımı, beden kullanımı, ağız kullanımı çok farklı bir iş. Çok farklı bir konsantrasyon. Ve o akademik bir kişilik olduğu için ben çıktım kameranın karşısında, iki baktım, güzel arkamı döndüm, iki de ağladım. Ya da ne bileyim, öğretmenimin taklidini çok iyi yaparım. Bu oyunculuktan çok uzak şeyler bunlar. Bunun birincinde olduğum için çok cesaret edebildiğim bir şey değil, öyle söyleyeyim. Meseleye bu kadar kolay bakmıyorum diyorsunuz evet, galiba. Evet, kolay bir şey değil oyunculuk. Daha doğru, anlıyorum. Evet. O zaman teklifler geliyor mutlaka ama soran eden oluyor. Ben de hep bunu söylüyorum. şimdi evet, dizi oyunculuğu yaptığın zaman fark ediyorsun seyrettiğin zaman. Kimin gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu, kimin derin olduğunu. Ya yani oyun böyle o kameranın camını delip benim salonuma geliyorsa o adam, o kadın tamamdır. Oyuncudur ama yani sadece işte ay ne güzel baktı. Olmaz. Yok. Şimdi tabii oyunculukla ilgili durumunuzu soruyorum ama bir taraftan da şunu fark ediyorum. Siz oyunculuk yapmak bir yana oyuncuları sahneye doğru evet, alıyorsunuz. Şarkıcılık tavsiye ediyorum. Öyle bir durumunuz var ki Emre Kınay'la harika bir proje var. En son benim de Bursa'da çok keyifle izlediğim bir Sezen Aksu şarkıları konseri yaptınız birlikte. Evet. Proje ne durumda? Öyle soru sorayım. Evet. Tek cevaplı soru. Değil mi? Güzel. Ya bunu yapmayın lütfen. en kötü konuk şekli. Evet yani konuk şeysi. Ne? Konuk terörü. Aynen. Emre ile aslında bu Sezen şarkıları hikayesi biraz daha eskiye dayanıyor bende. Bu epeydir üzerinde çalıştığımız bir proje. Daha önce birlikte çalıştığım orkestrayla da yaptığımız bir projeydi. Sonra biz bunu ben eski orkestradan ayrıldığım zaman kendi başıma başladım sahne yapmaya, tek başıma.
Yani başka bir orkestrayla, başka bir fikirle veya başka bir müzikal anlayışla sahne yapmaya başladıktan sonra biraz renklendirmek istedim. Tekrar Sezen şarkılarını yapsak nasıl olur, kimle yapsak nasıl olur? Emre bu arada çok yakın arkadaşım. Yani evlerimiz kapı kapıya oturuyoruz. Hani onunla beraber konuştuğumuz zamanlarda dedim birlikte yapsak bu işi nasıl olur? Ben dedi nasıl yapabilir miyim? Çünkü çok üzerinde çalıştığımız bir projeydi eski orkestrayla. Yapabilir miyim, olur mu, monte olur muyum falan dedim ki baştan tamamen baştan tasarlayacağız yani ikimize göre tasarlayacağız. Tamam hadi yapalım edelim. Ve oturduk üzerine çalıştık. Uzun da bir prova süreci oldu. Emre'nin kendini sahnede çok rahat hissetmesi için epeyce zaman geçti. Aslında yıllarca müzik yapmış Emre. Tiyatro, konservatuvar zamanlarında falan. Ayrıca başka zamanlarda da televizyonda da pek çok şeyi var. Eski programlarda şarkı söylediği programlar var. İyi bir sesi olduğunu zaten biliyorum. Dedim ki hani bu kadar da kasma. İşte her çıkışta mesela kuliste hep kasar. İşte bir pastil alır. İşte efendim sıcak su içer. Böyle bir heyecan yapar yani. Ama sahneye çıktığı zaman sen de gördün muhtemelen. Oyunculuğun vermiş olduğu o duruş bile yetiyor. Kaldı ki biz ilk başladığımız zamanlarda İzmir'de bir konserimiz olmuştu. İzmir konserinde Emre'nin hani konuya sadece eşlik edip işte iki tane şiir okuyup çünkü Sezen şarkıları da çok şiirseldir ya belki onun üzerine bir hikaye anlatıp böyle renklendireceğini düşünmüşlerdi. Bütün programı baştan aşağı birebir şarkı söylüyoruz yani ben atıyorum 15 şarkı söylesem o da 15 şarkı söylüyor. Bayağı performans var. Vokallerimiz var, düetlerimiz var, karşılıklı şovlarımız var. Tam tersi o bana oyunculuk yaptırmaya çalışıyor sahnede. Kendini emniyette hissedene kadar hem çok uzun bir prova süreci oldu hem ilk 3 programda tadına varamamıştı henüz. Sonra şimdi artık çok tadına vardı ve çok eğleniyoruz sahnede. Müthiş eğleniyoruz yani. Şimdi ben götürdüm teklifi dediniz ya, buna bir bakıma şaşırdım. Çünkü başka bir solist olsa, sanatçı olsa muhtemelen sonuçta hani Emre Kınay ünlü bir oyuncu, kendi bir hayran kitlesi var ve sahnede kendi önüne geçmesinden korkar diğer kişi. Emre Kınay'ın hani önüne geçmesinden korkar. Siz böyle bir kaygı yaşamadınız ki zaten teklifi götürdünüz. Ben hiçbir zaman bundan korkmam. Bir, ikincisi Emre Kınay sıfır kompleks bir adamdır. Yani kendinizdeki malzemeyi biliyorsanız bundan endişelenecek bir şey yoktur. Ki malzemenizi gösterirsiniz, seyirci de bunu alır. Yeter ki samimi olun. Yeter ki sahne üzerinde rekabete girişmeyin. Yani değil mi? Ne Emre benle ne ben Emre'yle. Sahne üzerinde en ufak bir rekabete girmediğimiz gibi biz sadece arkadaş olarak oradayız. Evet seyirci için Emre Kınay, Bora Öztoprak olarak oradayız. Emre'nin son zamanlardaki popülaritesi de bunun üzerinde çok etkili elbette. Fakat ne Emre'nin ne de Bora'nın bunu satmaya ihtiyacı var. Biz orada kendi samimiyetimizle ve de seyirciyi de sahnenin içine alarak müzik yapıyoruz sadece. Yani bakma 80 santim yukarıda durduğumuza. O sadece konunun konsantrasyonunu oraya toplamak için var. Yani orada yukarıda durduğumuz için seyirciden yukarıdayız anlamına gelmiyor. Veya birimiz sağda birimiz solda durduğumuz için birbirimizi kapatıyoruz anlamına gelmiyor. Birbirimizin tam tersine sahnede önünü açmazsak mesela Emre bir şey söylerken ben ona katkıda bulunmak yerine onun seyircisine el sallayıp işte rol çalmak diyelim. Rol çalarsam benim yaptığım şey çok çirkin görünür. Onu şey yapmaktansa, onu perdelemektense ben daha kötü duruma düşerim. Dolayısıyla buna neden endişelenirler? Çok da anlamam. Çok anladığım bir şey değildir yani. Çünkü sektörde o kadar sert bir rekabet var ki özellikle işte pop müzik bak, piyasasında. Bak gene döndük işte samimiyetsizlikten. Parayı alalım gidelim. aynen. Evet. Bundan evet, sebep. Ondan sebep. Peki Sezen Aksu şarkıları projesi devam edecek mi yoksa yeni bir şey var mı? O devam edecek. Henüz şeyini doldurmadı. İlgiyi doldurmadı. Kesinlikle. İnsanlar istiyorlar. Fakat biz gene Emre'yle bunu konuştuk. 80'ler, 90'lar projesi yapmak niyetimiz var. Her yerde yapıldığı şekliyle değil. Biraz tiyatral kısmı da olacak tabii. Emre'nin bu konuda çok büyük katkısı oluyor. Kasım sonu gibi falan başlayacağız onun provalarına.
Aralık gibi olur. Çıkarız, yaparız bir şeyler. Merakla bekleyeceğiz, evet, o zaman. Peki Emre Kınay ile ilgili durum böyle. Bora Öztoprak yakın zamanda ne yapacak? Yakın zamanda ne yapacak? Çok güzel. Daha az önce söylediğim gibi bu hücum kayıt projesini yapmak istiyorum. Ama bu yakın zamanda mı olur, onun sözünü asla vermiyorum. Çok istiyorum yakın zamanda olsun ama söz verince olmuyor. 3 tane şarkı var elimde bitmiş olarak. Bunlardan 2 tanesi ünlü birinin şarkısı. İlk defa birinden şarkı aldım ben. Kendi şarkım dışında söyleyeceğim 2 şarkı. Henüz görüşmeler sürüyor o 2 şarkıyla alakalı. 3 tane şarkı var. Bunları peş peşe single yapmak gibi bir niyetim var en yakın zamanda. Üçüncüsü de çok dolaşıyoruz Türkiye'yi. Yani işte gene yakın zamanda tekrar Bursa var. Geçen hafta vardı. Gene yakın zamanda Emre ile var. Kocaeli'ne gideceğiz. İzmir'e gideceğiz. Aydın'a gideceğiz. Gideceğiz de gideceğiz yani. Bu sene biraz dolaşacağız. İstanbul'da rutin programlarımız devam ediyor Caddebostan'da. Yani yakın zamanda gene sahnede devam. Yollardayım diyorsunuz. Biraz yoldayız. Biraz işte evdeyiz. Devam edeceğiz işte. Peki, programımızın sonuna geliyoruz artık. Ben gerçekten zaman nasıl geçti anlayamadım. Teşekkür ederim keyifli sohbetiniz için. Keyifli sohbetti. Için. Ben de umarım çok başını ağrıtmamışım. Estağfurullah. Sizi sıkmamışım. Estağfurullah. Ben tabii programı kapatmadan önce son sözü size bırakmak isterim. Son sözü bana bırakmak istersin. Evet. Pekala. Hiç hazırlıklı değilim ama... Öncelikle Bursa'ya bir mesaj vereyim. Bursa ile İstanbul arası bir saate indi. Çok mutluyuz hepimiz. Girişte çok trafik var. O bir saat yeniden 3 saate çıkmış. Ona Bursalı yetkililerim ona bir şey yapmaya davet ediyorum. İkincisi, Bursa seyircisiyle çok iyi bir iletişimimiz var. Çok ateşli, çok sahneye çok keyifle eşlik eden ve sanatçıyı da çok iyi hissettiren bir seyirci. Programlarımıza bekliyoruz. İlginize çok teşekkür ediyoruz bugüne kadar ki. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Bora Bey, kapatmadan önce size programın anısı olarak bir hediye çok takdim etmek çok isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bursalı tasarımcı Cihan Odabaş'ın sizin için tasarladığı bir çok teşekkürler. Güle güle kullanın. Çok kullandığım bir şey galiba bu benim. Açabilir miyim? Tabii lütfen. Hemen şöyle bakıyorum. Evet, bileklik çok, evet, kullanıyorum. Hatta şu anda kullandım bile. Oh, tam gömlekle yakın. Güle çok güle teşekkür kullanın. Ediyorum. Çok mersi. Çok zarifsiniz. Efendim, Renkli Hayatların bu haftada sonuna geldik. Bora Öztoprak'la harika bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya yeni bir konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.